İnnel hamdülillah. Elhamdülillahi hamden tayyiben kesiran mübareken fi mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma şa'e min şeyin bahd. Subhanahu subhanah ma a'zama şa'ne. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أي insanlar siz أي insanlık أي insanlık ailesi اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'a ihtiyacı olan sizlersiniz. وَاللّٰهُ هُنَ هُوَ الْغَن۪ي Allah kendi kendine yetendir. Allah ganidir. Zengin olan Allah'tır. Fakir olan sizsiniz. Kendi kendine yeten Allah'tır. Muhtaç olan sizsiniz. Siz kendi kendinize yetmez. Kendi kendinize yettiğinizi zannettiğinizde şirk koşmuş olursunuz. Ama yine de yetmezsiniz. O size de yeter. O kendi kendine yeter. Size de yeter. Eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Eğer Allah kuluna yetmiyorsa kul Allah'a ermiyor. Yani kendi kendine yettiğini zannediyor demektir. Kendi kendine yettiğini zanneden kula Allah yetmez. Yani yetişmez. Ne halin varsa gör. Sadakallahul azim ve bellegena rasuluhun nebiyyul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin eşşakirine bi kalbin selim. Değerli kardeşlerim, bugün 22 Ramazan 1430 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada cem ettiği gibi cennetinde cem etsin. Rabbim bizi cem ettiği gibi zihinlerimizi, akıllarımızı, güçlerimizi, kuvvetlerimizi ve parçalanmış büyük ailemizin çocuklarını da yuvasında cem etsin inşallah. Öncelikle İstanbul'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize, müminlere Rabbimizden rahmet diliyorum. Allah taksiratlarını affetsin. Makamlarını cennet etsin. Korktuklarından kurtarsın. Umduklarına nail etsin. Geride kalanlarına da başsağlığı diliyorum. Ve tabii hepimize, herkese. İnsanın bir kuruşu düşse gözü yerde olur. Evini sel almış şu mübarek Ramazan'da kalktığı sahurdan sonra bir daha evine, odasına, yatak odasına, salonuna, mutfağına girememiş, görememiş.
bir ömür belki de biriktirmiş. 45 senede biriktirdiği 45 saniyede gitmiş. Mahvolmuş. Bunlar hakikaten acı. Bu acıyı yaşayanlara Rabbimizden sabrı niyaz ediyorum. Sabrı cemil niyaz ediyorum. Hiç şüphe yok ki başımıza gelen her şeyde bir ibret, bir de hikmet vardır. İnsanoğlunun başına ne geliyor olursa olsun Allah'tan bağımsız değerlendirilemez. Onun için de hiçbir felaket için, hiçbir saadet için seküler bir dil kullanılamaz. Allah'tan bağımsız bir dil kullanılamaz. Bu dil nedir? Allah yokmuş gibi konuşmaktır. Sel felaketi üzerinden eğer örnekleyecek olursak, doğanın hışmı, doğa öcünü aldı, tabiat gazaba geldi vesaire gibi cümlelerin hepsi Allah yokmuş gibi konuşmaktır. Doğa diye bir tanrımız mı var biz? Hışım alıyor, gazaba geliyor, öfkeleniyor efendim. Bunu yazanların böyle bir tanrısı varsa bilelim, bizim yok. O da bizim gibi kul. وَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْحًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَاعِئِينَ Yerleri ve göğü yarattıktan sonra yerlere ve göğe Allah yöneldi ve dedi ki, ister istemeyerek, ister isteyerek benim emrime gelin. Onlar da dediler ki, isteyerek emrine amade olduk ya Rabbi. Her şey Allah'ın ölçüp biçtiği ölçülerin dışında değil, içinde yer alır. Çünkü Allah'sız bir alan yoktur ki onun ölçüsünün dışında bir şey olsun. Bu gibi hadiselerde genellikle iki yanlış yapılır. Yanlışın birini biraz önce dikkat çektim. Seküler bir dil. Allah yokmuş gibi konuşma. Onun için de Allah'ın yerine doğayı veya tabiatı koyma. Ve doğaya tanrılık izafe eder şekilde konuşma. Bu farkında olunsun ya da olunmasın bir sapkınlıktır. Onun karşısında yer alan bir başka yanlış da Allah'a iftira etmek. Nedir o? Takdiri ilahi. Allah böyle takdir etmiş. Neyi takdir etmiş? İstanbul'u sel alsın mı takdir etmiş? Allah böyle mi takdir etmiş gerçekten? Bir minibüsün içinde kapalı kalmış 7 işçi kadın ölsün mü takdir etmiş? Sahi. Bunu böyle mi düşünüyorsun? Böyle mi takdir etmiş? Sakın bu Allah'a iftira olmuş olmasın. Bunu söylerken sanki imanımızdan söylüyormuş gibi söyleyip de aslında Allah'a iftira etmiş olmayalım. Yezid öyle diyordu. Hazreti Hüseyin'in kesik başı önüne getirilmişti. Onu Allah öldürdü diyor. Bakın. Yezid'e bakın, nasıl da takdirci kesiliverdi hemen. Onu Allah öldürdü. Tabii elden ne gelir? Onu Allah öldürdü, beni de kılıç etti. Yani beni kullandı Allah. Onun için Yezid'in katili ben değilim ki. Haşa. Hüseyin'in katili ben değilim. Kim? Haşa. Allah mı? Tıpkı Emevi Sultanı'nın Ammar bin Yasir'in şehit olduğu Sıffin'de onu Ali öldürdü demesine benziyor. Niye? Ali benim dediklerime itaat etseydi bu savaş çıkmazdı. Bu savaş çıkmasaydı Ammar savaşa katılmazdı.
Ammar Savaş'a katılmasaydı Ammar ölmezdi. Nasrettin Hoca'nın borcu ödeme hikayesine benziyor. Çalı ektim demiş. Ne olacak? Büyüyecek. Büyüyünce bir koyun alacağım. O ne olacak? Çifte çifte yavrulayacak. Ondan sonra çalılar büyüyüp de dikenleri çıkıp bizim koyunlarda çoğalınca onlar oradan gelip geçerken tüyleri takılacak. O tüyler takılınca bizim hanım o tüyleri toplayacak. Çirmende eğirecek. İp yapacak. Ve tezgahta dokuyacak. Heybe halı yapıp senin borcunu ödeyeceğiz. Adam girmiş. Peşin parayı gördüğünde gülersin diyor. Dolayısıyla bu ne biçim yaklaşım? Onun için kimse Allah'a iftira etmesin. İnsanın irade alanına giren hususlarda kader seçmektir. Çünkü irade insanın kaderidir. Allah takdir etmiştir. Allah insana irade takdir etmiştir. Dilemeyi, vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Öyle değil mi? Dilemeyi vermiş. Onun için insanın irade sınırlarına içine giren hususlarda kader insanın seçmesidir. Seçersiniz. İnsanın iradesi dışında kalan Allah'ın yarattığı kainat ve tabiatla ilgili hususlardaki kader de Allah'ın tabiata koyduğu kanunlardır. Yasalardır. Peki Allah insana iradeyi kader kıldı. Tabiata da yasaları kader kıldı. Kendi ne oldu? Haşa, eski sofistlerin dediği gibi Yunan sofistlerinin emekli mi oldu? Haşa. Müdahale etmiyor mu hayata? Haşa. Peki ne yapıyor? Her an hayata müdahil. Her an. Kur'an öyle diyor. Kur'an öyle diyor. Allah her an hayata müdahil. Her anda bir şanda. Kulle yevmin huve fî şe'n. İşte bu. Sadakallahu lazim. Her an, oradaki yevm gün manası bizim bildiğimiz gün değil. Her an. Her an Allah hayata müdahildir. Fakirin meali şerifte verdiği meal budur. Her an Allah hayata. Onun için bunları söylemek, şunu söylemek manasına gelmiyor. Yani Allah kainata ve tabiata kanun koydu, insana da kanun olarak, kader olarak iradeyi verdi. Dolayısıyla ne tabiata karışır ne insana karışır. Hayır, böyle bir şey yok. Allah her an müdahil. Böyle demek Allah'ı koyduğu yasaların hakimi değil, mahkumu görmek. Allah koyduğu yasaların mahkumu değildir. Koyduğu yasaların hakimidir. Peki ne yapar? Alt yasasını üst yasayla aşar. Kendi yasasını kendi üst yasasıyla aşar. Ve Allah'ın yasaları da bitmez. Biz tüm yasaları çözmedik ki. Bazı yasaları vardır her gün deveran eder. Biz onu çözeriz. Çünkü günlük yasalardır. Güneş sabah doğar, akşam batar. Bu yasadır. Bunu biz biliriz. Bazı yasaları vardır, haftalık deveran eder. Bazı yasaları vardır, aylık deveran eder. Biz biliriz ayın yasalarını, evrelerini. Ay şu evreye gelince şöyle olur, şu evreye gelince. Bazı yasaları vardır, yıllık yasalardır. Biz biliriz güneş üzerinden koyduğu yasayı. 365 günde deveran eder ve yörüngesini tamamlar. Ama ya 3 milyon yılda bir kez gerçekleşen yasalarını, ya 1 milyar yılda bir kez gerçekleşen yasalarını, ya 5 milyar yılda bir kez gerçekleşen yasalarını, bunu kim test edecek? Hangi takvimle tespit edeceksiniz?
Hangi laboratuvarla tespit edeceksiniz? İnsanlığın tüm ömrünü verseniz o yasayı tespit edecek kadar yaşamış mı? Yaşam. O zaman Allah'ın yasaları hakkında konuşurken bildiğimiz yasalarından yola çıkıp da tüm yasalarını bildiğimiz anlamına gelecek sözler söylemeyelim. Haddimizi aşmıyor. Dediğim gibi bir alt yasayı bir üst yasayla aşar. Peygamberlere verilen mucizeler aslında bu kuralın dışında değildir. Hiçbirisi kural dışı değildir. Hepsi kuralın içindedir. Hepsinin hikmeti, illeti ve izahı vardır. Ama onun izahı olması onu mucize olmaktan çıkarmaz. Kaldı ki geçmişte peygamberlere verilmiş mucizeler gelecekte insanlığı bekleyen açılımlar için bir tiyo idi, tabir caizse ilahi bir tiyo idi. Rabbimiz eşyanın bağrına bu potansiyeli koydum, siz bunu bulun, keşfedin ve kullanın. Asa-i Musa'yı anlamak için Musa'nın çağına gitmeye gerek yok ki. Asa-i Musa mucizesini anlamak için tahta kurusuna bakın yeter. Tahtanın içinde can var mı, yok mu? Hadi bakalım. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Rabbimiz onun içine o potansiyeli koymuş. O potansiyele müdahale eder. Dolayısıyla ateşe müdahale eder. İbrahim yanmadı değil, ateş yakmadı. İbrahim yanardı. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Oysa Rabbimiz ateşe emredeceğine İbrahim'in bedenine emredebilirdi. Ey İbrahim'in bedeni yanma. Ama değil işte. Kanun orada geçerli. İbrahim'in bedeni yanar. Ateşe emretti. Evet. Allah tabiat güçleri üzerinde müdahildir. Ateşe emreder. Suya emreder. Dağa emreder, yere emreder, göğe emreder, tufan olur. Tufan nasıl oldu ya? İşte Nuh peygamberle çağdaş olmaya gerek yok. Küçük bir tufan. Peki niye oldu? Bu iki ucu da izah ettikten sonra, iki uçta savrulmama tavsiyesinde bulunduktan sonra, şimdi tam da burada, tabiat hadiseleri ile insan amelleri arasında ilişki var mıdır'a gelelim. 1999 depreminde neredeyse öyle bir Allah'a karşı bazılarının ağzından köpük saçarak kinlendiğini gördük ki aslında içindekini kusmak için bahane arıyormuş. Falanca işte yavrunun suçu ne diyor? Belli tek dünyalı. Tek dünyadan konuşuyor. Tek dünyası var. Belli ölünce toprak olacağını zannediyor. Suçu ne diye soruyor. Allah bu ağzı kırar. O çeneyi kırar. Daha ölmedik. Ölünce gösteririm ben sana. Kimin ne suçu var? O yavru öldüğüne teşekkür eder belki, sen yaşadığın için kahredersin. Ya Rabbi beni de o kadar küçükken alsaydın da, şimdi şu verilmemiş hesapla huzuruna gelmeseydim demeyeceğine dair bir garanti verebilir misin? Tek dünyalı konuşuyorlar, tek dünyalı. Onun için de saçmalıyor. Affedersiniz, bağışlayın. Tek dünyalı konuşuyorlar. İki dünyalı konuşmuyorlar. Bu tıpkı kendini bir zindana hapsedip de hiç ışığı almayan zindanda tüm kainatı kapkaranlık zanneden birine benziyor. Kendi güneşi görmüyor ya, herkes karanlıkta zannediyor. Önce kendisine güneşi göstermek lazım. Güneşi görünce öyle düşündüğünden dolayı pişman olacak. Güneş bu manada ahirettir. Çünkü ahiret yakîndir. Her şeyin iç yüzünün görüldüğü yerdir. Hadiselerin hakikatinin tecelli ettiği yerdir. Demek bunun iç yüzü bu muymuş?
Ben zamanı anlayamazdım. Demek zaman bu muymuş? Ben melekleri şöyle tasavvur ederdim. Böyle. Demek melek böyle miymiş? Demek şu olaylar bizim gözümüzde işte şundan oluyor diye zannederdik. Meleği görünce anladım. Hiçbir tereddüdüm kalmadı. Vesaire. Tabii Allah etmesin. Bunun ucu başka yerlere de gider. Ben falanı Allah dostu, evliya zannederdim. Demek eşkıya mıymış? O da olur. Allah içimizi dışımız gibi, dışımızı da razı olduğu gibi kılsın. Evet. Bu iki ucu ifade ettikten sonra insan eylemleriyle tabiat hareketleri arasında ilişki var mı? Yok. Bir kere şunu söyleyeyim ki her şeyin her şeyle ilişkisinin olması tevhidin bir kuralıdır. Her şey her şeyle ilişkilidir. İnsan kainatın bir tarafında günah işler, kainatın öbür ucunda bir taş düşer. Mümin kainatın dünya tarafında, kainat da dünyayı eğer kainat ölçeği üzerinden göstermeye kalksak görünmüyor, kayboluyor. Galaksi ölçeğine çıktığımızda dünya görünmüyor. Yani kum diyeceğim de kum tanesi de. Mikrop kadar da kalmıyor. Yani yok oluyor. Ölçeği büyüttüğümüzde. Ya kainat ölçeğini aldığımızda güneşimiz de yok oluyor. Görünmüyor. Görünmezler arasına giriyor. Görünmeyecek kadar. Mini mini de diyemiyorum. Mikrop kadar da diyemiyorum. Görünmüyor. Allahu Ekber. O zaman bu kadar büyük kainatta görünmeyecek kadar küçücük bir gezegenin üzerindeyiz. Bizim cirmimiz nedir Allah aşkına? Söyler misiniz? Kainatta yıldız sistemi kaç tanedir derseniz ben sayısını biliyorum. Tüm dünyadaki kumları sayın, o kadar. Niye gülüyorsunuz? Ben biliyorum diyorum. Sayın, o kadar. Evet. Kumların sayısı kadar kainatta yıldız, güneş sistemi var. Aman Allah. Allahu Ekber demez mi insan? Allahu Ekber. Evet. Bu. Dolayısıyla insanoğlu nesine havalanır? Gördünüz değil mi? Benim aldığım bir numaralı ibret ne oldu biliyor musun? Ne kadar acizsin ey insan. Ne kadar acizsin ey insan. Aman Allah. O yaptığımız tırlarla övünüyorduk. Ha geliyor böyle üstüne çıkıyor, eziyor, geçiyor. 30 ton tanıyor, taşıyor. 40 ton taşıyor, 50 ton taşıyor. Efendim yaptığımız yollarla övünüyorduk. Efendim, daha durun. Allah'la ayaklaşmaya kalktığınızda bir fiskelik canı var hepsi. Çağıttan kartonlar gibi dürer büker ve atar. Suyun gücü, suyun içine Allah'ın verdiği güç. Depremin gücü, depremin içine Allah. Rüzgarın gücü. Su, hadi tut tutabilirsin. Hadi geç geçebilirsin. Hadi yap da yapabilirsin. Göreyim sen. Kartondan oyuncaklar gibi dürmüş tırları bükmüş, savurmuş. Üst üstüne bindirmiş. Daha ne ki bu? Bir de tufanı tahmin edin. Allah'ın hazinesinde daha büyükleri var. Yasa belli. Nedir o yasa? Suyun yasası var. Suya yasasını koyan Allah. Onun için suyun yasasına ihanet etmeyeceksin arkadaş. Etmeyeceksin. Ne yapacaksın? Suyu, yavruyu annesine kavuşmaktan engellemeyeceksin. Evet. Suyu denize kavuşmaktan engellemeyeceksin. Suyu toprağa kavuşmaktan engellemeyeceksin. Su toprakla buluşacak, rahmet olacak. Su topraktan engellendi, afet olacak.
bu başımıza nereden geldi? Hadi söyleyin. Söyleyin de Kur'an'dan ben cevap vereyim. Ben söylemeyeceğim. قَالُوا اَنَّا هَذَا Bu başımıza nereden geldi dediler. Uhud'da kaybedince. Allah de ki diyor. قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِ Kendi yüzünüzden geldi. Komutanı peygamber, ordusu sahabe. Daha ne olsun? Kendi yüzünüzden. Kendi yüzünüzden. İslam'da şehirler dağlara yapılır bilir misiniz? Şehirler kayaların üstüne yapılır. Allah kayalara şehir yapsınlar, ev yapsınlar diye yarattı. Toprağı da eksinler diye yarattı. Toprağa ev eker iseniz, afet biçersiniz. Onun için Allah'ın yasalarına saygı duyacaksın arkadaş. Ben başka bir şey bilmem. Duymadığın her seferinde zarar görür. Toprak öcünü alır. Su öcünü alır. Deniz öcünü alır. Gök öcünü alır. Yer öcünü alır. Alır. Onun için şimdi bir daha söyle. Hadi bakalım. Allah'a bir daha iftira edelim. Var mı cesaret? Hayır. Allah rahmet olarak indirdi onu. Zahmet olsun diye değil. Allah'ınızın aşkına niye unuttunuz? Geçen sene tam bu günleri hatırlayın. Tam bu günleri. Barajlarda doluluk oranı %9. Eğer böyle gider yağmur yağmazsa tam 22 günlük su kaldı İstanbul'da. 23. gün İstanbul hiçbir şey içemeyecek. Hayır, niye unuttunuz hemen? Yahu yağdırmasa acizsiniz. Yağdırsa acizsiniz. Vermiyor şikayet ediyorsunuz. Veriyor şikayet ediyorsunuz. Yahu sizi de razı etmek mümkün olmuyor ki. Suyu kesiyor. Bu sefer susuz kaldık, yandık, çöl olduk diye şikayet ediyorsunuz. Suyu veriyor, alın o zaman, dua ettiniz, ben gökleri boşaltayım. Bu sefer de sel aldı, mahvolduk, perişan olduk diye şikayet ediyorsunuz. Acizsin ey insan. Ne susuzluğa dayanıyorsun, ne suya dayanıyorsun. Acizsin. Allah karşısında acizsin insan. Yetersizsin. İtiraf et ve kurt. Tolstoy'un hesabı. İtiraf et, kurt. Başka çare. Allah, sen Allah'sın ya Rabbi. Sen ganisin. Biz fakiriz, biz kuluz ya Rabbi. Biz sana muhtaçız ya Rabbi. Eğer bizi korumazsan, kollamazsan, gözetmezsen ya Rabbi, biz senin şamarın önünde bir sinek bile değiliz. Önce insanoğlu acziyetini bilsin. Şu ağza bakın. Şu basının bir kısmının ağzına bakın. Şu televizyonların bir kısmının, çoğunluğunun, hatta mütedeyyin zannettiklerimizin ağzı. O ne ağız öyle? Kabus bilmem kaç kişiyi vurdu. Efendim, böyle mi söylenir? Böyle mi bakılır? Bir şeye ne derseniz o şey o olur. Kabus derseniz kabus olur. Rahmet derseniz rahmet olur. Zahmet derseniz zahmet olur. Afet derseniz afet olur. Onun için afet biziz. Biziz afet. Toprakla suyun arasına gerilirsen, yani anayla evladın arasına gerilirsen, onların buluşmasına mani olursan, bu kadar su nereye gider? Rabbimiz aslında bu kadar toprağa yetesi su indirdi, fazlası yok o suyun. İnanın fazlası yok o suyun. O su aslında Rabbimizin ölçülerince muhteşem bir ölçüye göre indi. Toprak doysun diye indirdi. Fakat siz o suya mani olunca asfaltladınız. Betonlarla donattınız. Bunu yaparken tedbir de almadınız. Her beton döktüğünüz yerin yanına oranın su hakkını çekecek bari bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Avrupa'da adam çözmüş. Baktım birinde denk geldim Amsterdam'da.
alta kayaları döşüyor yolun altına. Kayaların üstüne daha küçük taşları döşüyor. Bolagaç gibi. Onun üstüne mıcır döşüyor, onun üstüne kaldırım taşı döşüyor. Şaşırdım. Suya depo hazırlıyor adam. Yani kaldırım yapıyor. Yapıyor ama o kaldırıma inecek su için de mani olmuyor, ona depo yapıyor. Kayaların arasına, boşluklarına doluyor. Budur. Yapacaksan böyle saygı duy. Allah'a saygı duy. Bu efendim yolu Müslümanca yapmaktır işte. Ha, Hollandalı Müslüman olmayabilir ama yolu Müslümanca yapıyor. Yoksa yılın 350 günü, 300 günü yağış. Nasıl olacak? Zaten Nederland alçak ülke demek. Efendim sudan kurtarmışlar ülkeyi. Denizden kurtarmışlar ülkeyi. Ne oluyor? Buralarda maşallah dünyanın en güzel dağları, en güzel tepeleri buralar. Ama şuna bak. Dolayısıyla yasalara uygun davranmayınca başımıza bunlar gelir ve dahası gelecek. O zaman yasalara uygun davranacağız. Biz kişisel olarak da yasalara uygun davranacağız. Ev yapıyorsunuz. Allah'ınızın aşkına. Bu ne açgözlülük ya? Bu ne açgözlülük? Yani konulan bir kural var. Yeşil alan oranı, efendim, yapılaşma oranı bir fazlasını daha çıkarmak için. Bir fazla kat, bir fazla daire. Şimdi şu ölenlerde onların sorumluluğunun olmadığını mı sanıyorsunuz? Gelecekteki afetlerde olmayacağını mı sanıyorsunuz? Müslümanlık sadece namaz kılıp oruç tutmak mıdır dostlar? Müslümanlık tabiata Müslümanca davranmaktır. Toprağın hakkını vermek. Suyun hakkını vermektir. Yerin hakkını vermektir. Göğün hakkını vermektir. Arazinin hakkını vermektir. Vermektir ya. Şu soruyu sormuştum birinde. Kuraklığın sebebi nedir? İnsanlar ekmedikleri için mi kuraklık olur? Kuraklık olduğu için mi ekmezler? Benim cevabım birincisi. İnsanlar ekmekten vazgeçtiklerinde gök de dökmekten vazgeçtiler. Çünkü toprağa soktuğunuz her tohum duadır, dua. Dua. Toprak dua eder, gök de icabet eder. Onun için siz duasını engelliyorsunuz. Ne olan oluyor? Evet. Aziz kardeşlerim, Rabbimize iftira etmeyelim. Aklımızı başımıza devşirelim. Doğru işler yapalım, doğru kullanalım bize verilen emaneti, bize verilen misafirhanenin altından girip üstünden çıkmayalım. Misafirhanenin sahibine ayıp olur. Size bir misafir gelse, misafir odasında yatırsanız, en güzel sofralara donatsanız, sabah kalktığında misafir odasında her şeyi kırılmış, dökülmüş, pislik içinde bulsanız ne dersiniz? Bir daha onu oraya misafir eder misiniz? Bastırır mısınız? Peki Allah size ne yapsın? Bize ne yapsın? Misafirhane dayanmış, döşemiş, alın buyurun kullanın. Helali hoş olsun, otur. Yiyin için ama mahvediyoruz. Kötü kullanıyoruz, hor kullanıyoruz. Ve üstelik biricik, şu anda bilinen manada biricik. Onun için aziz dostlar, Müslüman olmanın icabatı sadece ibadetler içine hapsedilemez. Ne diyordu Efendimiz? İman 73 şubedir. En büyüğü Allah'tan başkasına, Allah'ın tek ilah olduğuna şahitlik etmek, şehadete ellâ. Ednâhu imâtatul edâ anittarîk. En küçüğü de yoldan bir engeli kaldırmak. Engel, engel her şey. Eza veren her şey. Bakın. Yoldan bir engeli kaldıracak eza veren şeyleri kaldırsak İstanbul'un yarısını kaldırmamız lazımdı. Çünkü yarısı yol, suyun yoluna oturmuş. Suyun yoluna bina engel olmuş. Yoldan bir engeli kaldırın hadi bakalım. Siz kaldırmazsanız kaldıracak var. Dolayısıyla bu çerçevede anlayalım. Rabbim bize ibret almayı nasip etsin. Tarih için söylenen o meşhur söz,
afet içinde geçerli. İbret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi diyor ya Akif'imiz. İbret alınsaydı afet tekerrür mü ederdi? Yoksa depremler afet değil. Depremler dinç toprağın yorgun toprakla yer değiştirmesidir. Ya depremler nimettir. Depremler sayesinde yeryüzü bu kadar ılıca, kaplıca suyuna kavuştu. Depremler, tektonik hareketler olmasaydı bu kaplıcalar, şifa bulduğunuz bu şifalı suların hiçbiri olmazdı. Gidip şifa buluyorsunuz. Güzel güzel kullanıyorsunuz. Ne de güzel yaratmışsın diyorsunuz. Maden sularını içiyorsunuz. İçiyorsunuz ama onların deprem sayesinde size verildiğini unutuyorsunuz. Depreme kızıyorsunuz, maden suyunu seviyorsunuz. Depreme kızıyorsunuz, kaplıcayı seviyorsunuz. Oluyor mu? Onu da sevin. Çünkü onun anası deprem. Depremi nasıl sevelim hocam? O zaman anlayın işte. Anlayın. Yani deprem öldürmez. İhmal ve ihanet öldürür. Onun için. Bakın İslam şehirciliğinde şehirler dağların yüzüne yapılırlar. Bakın. Eski İstanbul'a bakın. Yedi tepe üzerine kurulmuştur. Şey midir? Tesadüf midir? Yedi tepe üzerine kurulmuştur. Bakın. Nedir? Çukurbostan. Maltepe. Bostanmış. Mal yayılırmış, meraymış orası. Anlatabiliyor muyum? Efendim, ne oldu? Tarla başı. Tarlaymış orası, ekerlermiş. Efendim, ne oldu? Hepsini ev yaptı. Tabii, bugünün yanlış politikası değil bu. Bu 80 yılın yanlış politikası. Maalesef. Şehirleştireceğiz. Aklı sıra medenileştirecekler. Efendim, medenileşme bu değil. Milleti şehirlere yığmak değil. Milleti bir yere yığmak değil. Eğer götüreceksen oraya götür hizmet. Olduğu yere, bulunduğu yere. Bulunduğu yeri ihya etsin. Çünkü oranın hakkı var. Dolayısıyla uzun, söz uzun, lafı uzatmayayım. Ama ibret alalım inşallah. İbret alırsak Rabbim inşallah semavat ve araziyenin belasından bizleri muhafaza buyursun. Allah yerden ve gökten gelecek her türlü beladan bizleri muhafaza buyursun. Rabbim bizi kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Rabbim bize veriyorsa sabır versin. Rabbim bizi hakkını yediğimiz toprakla, suyla imtihan etmesin. Onların her türlü afetinden muhafaza buyursun. Rabbim bizim gönlümüzü görsün. Zayıflığımızı ve acziyetimizi görsün. Ve Rabbim bizim günahlarımızı da affetsin. Günahlarımız yüzünden bizi cezalandırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izel kur'an kur'an ve istemi'u leh. Ve ensutu leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannas. Entumul fukarau ilallah. Wallahu huvel gani. Ey insanlık, Allah'a muhtaç olan sizsiniz, Allah size muhtaç değil, kendi kendisine yetendir. Sadakallahu azim. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat, vel muslimine vel muslimat, el ahyai minhum vel envat, inneke semî'un garibun mucibu da'vat. Rabbena âtina fid dünya hasene, ve fil âhireti hasene, ve qina azâben nâr. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربي toprağın suyun yerin göğün hakkını ketmettik bize toprağın suyun yerin göğün hakkını verecek bir liyakat lütfet ya Rabbi. Bir ehliyet lütfet ya Rabbi. Eşyayı yarattığın kanunlar üzerinde tutacak bir liyakat lütfet ya Rabbi. Ehliyet lütfet ya Rabbi. Ya Rabbi bizi görünür görünmez kazalardan,
belalardan, afat-ı semaviye ve araziyeden muhafaza buyur ya Rabbi. Muhafaza buyur ya Rabbi. Bu afetlere maruz kalan kardeşlerimize sabrı cemil ver ya Rabbi. Ecri cezil ver ya Rabbi. Bir an evvel telafi edecek kapılar aç ya Rabbi. İmkanlar ver ya Rabbi. Bizi yönetenlere akıl fikir istikamet ver ya Rabbi. Onlara toprağın ve yerin ve gölün suyun hakkını bilmeli liyakatı lütfet ya Rabbi. Layık olanları başımıza getir ya Rabbi. Onlara liyakatli işler yaptır ya Rabbi. Basiretlerini aç ya Rabbi. Ferasetlerini aç ya Rabbi. Bu millet için hayırlı hizmetlere muvaffak kıl ya Rabbi. Eğer şerleri varsa defet ya Rabbi. Hayırlar varsa celbet ya Rabbi. İçimizdeki hayırsızlar yüzünden, beyinsizler yüzünden, günahkarlar yüzünden, sana isyankarlar yüzünden, senin kapını kırmak için seni eline geçirse dövecekmiş gibi duran bu hayırsızlar yüzünden bizi helak etme Allah'ım. Bizi helak etme Allah'ım. Bizi helak etme Allah'ım. Amin. Amin. Ya Muin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لمقام الشان شرف قال فقال عز وجل من قائل المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Her kitap bir çocuk. Tabii çoğunuz tatmadığı için bilmezsiniz. Bana diyorlar ki hangi kitabını daha çok seviyorsun hocam? Bu hangi çocuğunu daha çok seviyorsun demeye benziyor. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Ayrı bir doğum sancısı var. Ayrı bir acısı var. Ayrı bir tadı var. Dolayısıyla evet. Bir iki cümle okuyayım. Çektiğiniz acı başınıza gelenden çok sizin onu okuyuşunuzdan kaynaklanır. Allah Allah. Açtım inanın ilk sözü bu. Çektiğiniz acı başınıza gelenden çok sizin onu okuyuşunuzdan kaynaklanır. Eğer yanlış okursanız o acı size acı verir. Doğru okursanız tatlı verir. Onun için şimdi bu gelene Rabbimizin bir ayeti diye bakarsanız ibret alır, ayet indi diye efendim teselli bulursunuz. Ama bu gelene Rabbimizin bir felaketi diye bakarsanız felakete maruz kalmış gibi, arpacı kumrusu gibi boynunuzu içine çekip düşünmekten başka çare yok. Dertlenmekten başka çare yok. Dert yapmaktan başka çare yok. Ama Hazreti Ali'nin dediği gibi dert yanmak sabretmekten daha çok yorar. Öyle değil mi? Yorar. Yine buradan aslında. Alemlerin ıstırabını çekmeden alemlere rahmet olunmaz. Öyle değil. Alemlerin ıstırabını çekmeden alemlere rahmet olunmaz. Güçlünün affı izzet, zayıfın affı zillettir. Hiçbir kul Allah'ın affedemeyeceği kadar büyük bir günah işleyemez. İşleyebilir misiniz? İşleyemez. Gerçek adalet oran eşitliği değil, herkese hakkını vermektir. Herkese aynı oranı vermek adalet değildir. Hakkını ver. Ahireti inkar, adaleti inkardır. Ahirete iman, adalete imandır. Adaletin hatırı her hatırın üstündedir. İnsanın önünde iki yol var. Ya Allah'a aldanmak, ya da adanmak, ya da aldanmak. Herkesin adandığı bir kapı vardır. Sen Allah'ın kapısına adan. Bu alemi değil ama, evet. Her şeyin bir ruhu vardır. Dünyanın ruhu da ahirettir. Tek dünyası olanın iki yüzü, iki dünyası olanın tek yüzü olur. Bir gecelik kalacağı otelin kaç yıldızlı olduğuyla ilgilenenler, ebedi kalacakları ahiretle neden ilgilenmezler? Ahlakın temeli fıtrat, referansı Allah olmak zorundadır. İyi kötü ahlak alanına aittir. Doğru yanlış akıl alanına aittir.
Güzel, çirkin, estetik alana aittir. Hak, batıl, inanç alanına aittir. Haram, helal, davranış alanına aittir. Haklı, haksız, hukuk alanına da aittir. Mekke döneminin hukuku ahlak, müeyyidesi vicdan. Aklını, aklın için, aklınla aş ki Allah katında akıllı sayılasın. Bir daha okuyayım. Aklını, aklın için, aklınla aş ki Allah katında akıllı sayılasın. Hayvanlar yularla, insanlar akılla zapt edilir. Akıl nimetinden mahrum her kişi, akıllı insanlara aklının değerini bil levhasıdır. İşleyen bir akıl, esere bakıp müessiri, fiile bakıp faili, sanata bakıp sanatkarı gören akıldır. Alim, vahyin maksadını kavrayandır. Alim, Kur'an'ın önüne hiçbir şey geçirmeyendir. Allah demek, anlam demektir. Allah'ın azabı, Allah'ın kulunu terk ederek kendisiyle baş başa bırakmasından başka bir şey değildir. Allah kuluna yeter. Allah yetmezse kuluna ne yeter? En kötü aldatma, Allah ile aldatma. Allah'tan başkasıyla tatmin olmayanı satın alacak hiçbir güç yoktur. Bir daha söylüyorum. Allah'tan başkasıyla tatmin olmayanı, yani Allah'la tatmin olanı satın alacak hiçbir güç yoktur. Hayatında Allah rızasına yer olmayanlar, hayatını Allah'a adayanları nasıl anlasınlar? Nasıl anlasınlar? Varlığın anlamlılık ve amaçlılığı yasası varlığın ilk yasasıdır. Kelimelerin kalbine ilahi anlamları inzal eden Allah'a hamd. Meğer anlamak insanı ne kadar yorarmış. Anlıyor musun diye sormayı lüzumsuz buluyorum. Çünkü ağlıyorsun. Ağlıyorsan anlıyorsun. Paris'i, Londra'yı, Berlin'i, New York'u, Pekin'i, Çin Seddi'ni görmeden ölmek kayıp değildir. Asıl kayıp Allah'ın bir ayetini fark etmeden. Yetmeyecek. İki hutbe yetmez. En iyisi burada keseyim. Özlü sözler efendim. Bugüne kadar çok rica ettiler. Çok efendim kardeşlerimiz arzu ettiler. Hocam sizin derslerde şurada burada böyle spot insanın yüreğine çakılan sözleriniz var. Bunları bir toplayın diye. Nihayet elimize geldi. Çocuğumuz oldu. Dua buyurun da Allah salih amelim kılsın onu. Rabbim ahirette yüzüme çarptığı bir amel değil, inşallah defterime koyduğu, terazime koyduğu bir salih amel yapsın. Dua edin. Bugün size küçük bir müjdem daha var ama büyük müjde. Büyük müjde. Aramızda bir kardeşimiz bulunuyor. Aranıza yeni girdi sayılır. Hatta yeni girdi. Onunla beraber kendisi yeni mühtedi, onun da bir mühtedisi oldu. Efendim, Koreli Michael'ımız, Mikail'imiz burada. Bir selam versin mi? Efendim, bir ayağa kalksın istersen bir selam versin şöyle. Efendim, evet kardeşimiz, bir tekbir getirelim mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Evet, elhamdülillah, çoğalıyoruz. İman mucizesine devam ediyor. Bize rağmen. Adam bizi görüp dinden çıkar ya. Şu halimize baksanız. Ama İslam'ın cazibesi özündendir, bizden değil. İslam'ın cazibesi Allah'tan kaynaklanıyor. Bizden kaynaklansaydı şimdiye kadar milleti dinin dışına atmıştık.
Bırak milleti, bırak Koreliyi, bırak Çinliyi. Adam 40 yıllık Müslüman onu bile cehenneme sokmak için elimizden geleni yapıyor. Üzümün çöpü, armudun sapı, şunun şunu, bunun bunu. Onun meşrebini beğenmedik, onun kaşını beğenmedik, onun gözünü beğenmedik, onun mezhebini beğenmedik, onun şununu beğenmedik. Hadi at cehennem, at cehennem. Yani Allah bazılarına insaf versin. Eğer Allah cennetin anahtarını eline verse demek ki kendinden başka kimseyi sokmayacak. Biz de bununla teselli alıyoruz işte. Elhamdülillah. Bir Adem bir alem. Şükürler olsun. Onun için kardeşimize hoş geldin diyorum. Welcome to your home. Welcome to yourself. To be Muslim. Back yourself. Elhamdülillah. Müslüman olmak kendine gelmektir dedim. Kendine hoş geldin. Efendim. Kendine hoş geldin. Öyle değil mi? Elhamdülillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma uridu en uhalifekum ila ma enhakum an. Sizi uyarmam, size ille de bir öğüt vereyim, bir fırça çekeyim de tatmin olayım. Onları şöyle aşağıda göreyim de kendimi yükselteyim hastalığımdan kaynaklanmıyor. Allah böyle hastalıklardan korusun. İn uridu illel islaha mestata. Bir tek arzum var bunu yapmakla. O da gücümün yettiğince ıslah etmeye çalışacağım. Ve ma tevfiki illa billah. Bu alanda bir başarı görüyorsanız bana değil Allah'a aittir. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unim. Sadece Allah'a dayandım ve yalnızca ona güvendim. Ekimis salah. Bunu inşallah Türkçe bilmiyor ama Mikail'e armağan etmek istiyorum. Michael'a armağan etmek istiyorum. İnşallah bugünün hatırası olsun. Bugün de onu nişanlayacağız. İslam nikahıyla yeni Müslüman olmuş eşiyle inşallah onları bir aile yapacağız. İnşallah. Allah kabul etsin.